Miski TV'ye hoş geldiniz. Rastgele de bu hafta her zaman olduğu gibi Serkan Akkoyun'la birlikte sorular rejimize yönelteceğim. Biz de birbiri onları yanıtlamaya çalışacağız. Serkan, ne haber? İyilik, senden ne haber? Şu yayınlarda olması, yüzünü göremiyoruz. Pandemi dolayısıyla yapacak bir şey yok. Ya ayrı düştük. O masada, o kavanozda çekişmelerimiz nerede? Şu yayın nerede? Kavanoz kavgası, özlendin. Hiç tahmin etmezdim özleyeceğimi. Ama özledim, yalan yok. Ya işte, hayat insana böyle hiç tahmin etmeyeceği şeyleri yaşatır. Duygusal Serkan. Aynen Serkancığım. O zaman ilk soruyla başlayalım diyorum, ne dersin? Katılıyorum sana. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bir önceki bölümde sizlerden istediğimiz soruları reji şimdi karışık olarak bize sormuş. Bir bakalım, yani sizin daha doğrusu videonun altına yaptığınız yorumlarda şunları sorun dediğiniz sorular birazdan bizim karşımıza gelecek. Son derece heyecanlıyım ve ilk soruyu ben soruyorum, Serkan cevaplıyor. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Yani ben normal olarak tüm yemeklerde soğanlı çok şey yapmam, yani benim taraftarı değilimdir, hastası değilimdir. O yüzden menemeni de soğansız tercih ederim ama genel fikir sanırım soğanlı olduğundan yine. Yani benim galiba böyle bir... Bu arada bu senin sorundu. Şimdi bir sonraki soru benim sorum olacak. Sen cevapladın ama dayanamadığım için araya giriyorum. Benim galiba böyle bir tercihim yok Serkan ya. Yani soğanlı da yerim, soğansız da yerim. Ama biri bana mesela... Hani atıyorum mesela bir yere gidersin ve ben bir menemen alabilir miyim dediğinde... Hani biri bana soğanlı mı soğansız mı diye sorsa kafam karışır yani, anlatabiliyor muyum? Hani ben sorduğum, da kimse sormasa istediği gibi getirebilir ama iki türlü de yerim yani. Soğanlı mı soğansız mı diye sorunca insanın aklına şüphe düşüyor. Allah Allah, acaba bu işte bir şey var yoksa burada bir tombaya mı düşürüyor? Acaba diye böyle bir kafam karışabilir yani. Peki, o zaman senin sorun gelsin. Geldi bakalım. Bir hafta seyahat edecek olsanız, tren mi, deniz yolculuğu mu? Bir hafta. Bir hafta boyunca trenle mi yolculuk yaparsın, gemiyle mi yolculuk yaparsın? Şimdi o seyahatin nasıl bir seyahat olduğuna bağlı. Bu bir mavi yolculuk gibiyse, her bir koyda durulup denize girilecekse tabii ki deniz yolculuğu. Yok şey, buradan... Buradan Çin'e şey götürüyorsunuz yani, çelik götürüyorsunuz. Orada mürettebatsın. Yani, iyi düşün, keyifli taşın. Ya şöyle, aslında deniz beni tutar. Ama mavi yolculuk çok severim. Ve hani o yüzden de her biz de bu duruma, mavi yolculuk. Biz de bu duruma Ceyla Büyükuz'un paradoksu deriz. Ve her sene de bir mavi yolculuk böyle yaparım yani, tatil olarak. Çok seviyorum çünkü. Ama o tarz değil işte yani, hani çok mesela büyük bir gemide işte seyahat ediyorsan eğer, hani gerçekten seyahat amaçlı, o büyük gemiler zaten sallanmıyor fazla yani, neredeyse hissetmiyorsun bile o kadar büyük gemilerde sallantıyı. O yüzden deniz yolculuğunu tercih edebilirdim. Tren daha uzun sürer gibi geliyor, bir de daha yorucu olurmuş gibi geliyor. Denizde en azından dediğim gibi o büyük gemilerde fazla sallanmıyorsun, biraz daha ev konforu da oluyor. Yani hayalimdeki gemi seyahatinde en azından o ev konforu var. Hani daha altında bilmiyorum, çok zor olurdu yani. Buyurun. Atlantik gemisi. Cevap vermek istersen verebilirsin sen de. İçinde kaldı. Ya ben her türlü trenden yanayım. Biraz denizde o kadar bir hafta vakit geçirmek. Bilmiyorum. Ay, gözlerim sulandı ya. Niye böyle oldu vallahi? Daha ilk sorudan güldüm galiba. Evet. Uygulan. Evet, gelebiliriz benim soruya. Hadi bakalım. Telefon görüşmelerinden önce ne konuşacağınızı tasarlar mısınız? Yani güzel, değişik bir soru ama nasıl bir telefon görüşmesi yapacağıma bağlı. Eğer belirli bir konuda görüşülecekse tabii ki insan önceden ne konuşacağını düşünür. Ama hal ve hatır sorumsal telefonuysa o zaman öyle bir tasarı yapmaz. Dur şöyle, nasılsın diyeyim. Ondan sonra bana iyiyim derse ben de ondan sonra şunu söyleyeyim demezsin yani. Benim önüme yazmışlığım vardır ya. Ne diyorsun ya? Alo. Evet.
İlk alo diyeceğim. Alo, alo. Sakın şaşırma. Telefonu açıyor. Hola. Ulan yine yanlış oldu. İspanyolmuş. Ay bu espriler bugün böyle bir... Saatten dolayı. İşte, yayına girmeden önce de bana bir espri yaptın sen de. Dur ne dedin? Neyi? Ne? Ben bir şey dedim. Sen de onu Röpte Şambur'a benzettin. Unuttum ama şu an. Muhteşem, muhteşem dedin. Ha, ben de evet. muhteşem Röpte Şambur'ların ismini söyledim. Muhteşembur. Muhteşem gerçekten. Şöyle önüme yazmışlığım var. Yani mesela kritik bir konuşmaysa, atıyorum mesela sen benim bir yöneticimsin ve seninle konuşmam gereken önemli bir şeyler var. %100 o telefon konuşmasında bazı şeyler atlanıyor. Atlamamak için eğer bunu kritik konuşmalarsa kesinlikle konu başlıklarını önüme yazarım yani. Unutmayayım diye yani. Şunu da söylemen lazım. Sonuçta ben yöneticimi her dakika arayıp mesela rahatsız edemem. Ya da atıyorum bir iş yapacağım diyelim. Bir markayla bir şeyle görüşüyorsun. Her dakika arayamazsın yani. Aklına gelecek şeylere önden hani yazıp sormak tek telefonda daha profesyonel. Teşekkür ediyorum. Senin sorunda ama yine de cevap verdim. Ne demek? Evet, kendi sorumu rica ediyorum. Üç yere ücretsiz gidiş dönüş uçak bileti hediyesi verilse nerelere gitmek istersiniz? Ya bir şey söyleyeceğim. Vallahi bu pandemide moralimi bozdu bu sorular beni. Hiçbir yere gidebildiğimiz de yok. Ve şeyle gidiyorsun. O az önceki tarif ettiğin gemiyle gidiyorsun. Uçak bileti diyor ya. Allah Allah. Uçaklar şey hava muhalefeti dolayısıyla kalkamıyor. Gemiler nasıl oluyorsa kalkıyor uçakların kalkamadığı havada. Böyle bir gemi düşün. İzleyicilerimizin sorularına karışmasana ya. Allah Allah. Uçakla hiç gideceğim ben. Karışma. Peki hadi git. Hadi git de gör. Ya bir Amerika seyahati olurdu. Ücretsiz gidiş dönüş. Pahalı uçaklardan gidiyorum şu an. Ondan sonra bir Avustralya. Bir Küba. Ondan bak Küba. Çok istiyorum Küba'ya gitmek. Çünkü bir türlü böyle kısmet olmadı. Ve hani maalesef Küba'da değişmeye başlıyor aslında o geçmişi yaşamak için son zamanlar Küba'yı görmek adına. O yüzden bir Küba seyahati, bir Amerika, yani orada bir New York, Los Angeles falan böyle bir New York'ta falan, New York'a gidip oradan böyle bir, belki bir road trip bir şeyler bilmiyorum olabilirdi. Küba ve aynı zamanda Uzak Doğu'da da yani Tayland, Bangkok falan oralara gitmek isterdim herhalde. Of ne güzel olurdu ya! Nereden çıktı bu soru? Hem de bu arada beleş. Bu kadar izin de olacak tabii yani. Çünkü oralara gitmek için yani minimum 15 gün izin... Yani çünkü sen Amerika'ya gitmek istiyorsan minimum 15 gün izin olmalı yani. Yoksa bir şey değmiyor zaten gidiş dönüş çok uzun olduğu için. Tamam onu hesaplama. 3 tane zaten ücretsiz gidiş dönüş bileti sahip olduğun bir dünyadan bahsediyoruz. 15 günü de kimse sana şey yapmaz herhalde. Yani gitsen desen ki ya. Olur ya ne bu yani. Belki bir gün benim İnşallah. De ücretsiz 3 yere gidiş dönüş uçak bileti olacak. Şak yazacağım sırtına. Hadi inşallah. Instagram'dan like'larız. Hayır hiç inanmadın bana bu beni üzdü yani. Yani sana değil de hikayeye çok inandırıcı gelmedi ya. Hadi öyle olsun. Benim inandırıcı sorum gelsin. Can İstemiyorum vermek ister misin? Hayır. Neden? Hayır. Aa, her şeyi yapmak için. Öyle bir hava yapayım dedim. Çok havalısın gerçekten. Teşekkürler. Hayırdır? Vallahi vermedi cevap. İyi hadi bakalım. Gelsin kendi sorusu. Huysuz şirin bugün ya Serkan. İstediğiniz bir kişiyle yemek yeme şansınız olsa bu kim olurdu? Ya bu 3 tane gidiş dönüş 3 tane gidiş dönüş bıçağın uçak biletinden daha bıçak bilet. Kimle insan? Şirin. Bak hiç cevap vermiyor uysuz şirin. Yorumma. Dur. Tamam hadi. Dur şimdi. Soru güzel. Buna şak diye cevap vermemek lazım. Hayattaki biri olsun. Öyle en azından şeyi düşünme alanı daraltalım. İstediğiniz bir kişiyle yemek yeme şansınız olsa bu kim olurdu? Yani herhalde yabancı geliyor aklıma. Hani yerli buralarda belki bir gün denk geliriz. Yani Bielsa ile yemek yemek isterdim ya. Bielsa ile. Lazım peki.
Yani benim için herhalde öyle olur ya. Yani dünyamı onunla biraz daha şey örneklemi azaltıyorum, seçim alanını daraltıyorum. Ya da tamam spor dışına çıkalım hadi. Klasik insanların tahmin etmeyeceği bir şey olsun. Kesin Gayri yönetmen içi ile yemek diyeceksin. yap. Bravo. Seni tanıdım Gayri ama biraz içi. daha. Benim bu soruya verebilecek cevabım yok. Yani bu soruya verilecek bir cevabım yok. Şey mi böyle? Tavır mı? Hayır cevap. Ay çok zor bir soru yani. Ben bir kişi seçemem. O yüzden. İyi ki bana gelmedi. O zaman şöyle yapalım soruyu. Amerika'ya giden bedava uçak biletinle yanına kim otursun istersin? 3 kişi. Bak sana ekstra soru hakkı. Joker sorusu veriyorum. Hani üçlü koltuk 2 kişi pardon. Spor camiasından mı oturacak? Hayır. Bak spor camiası ise Mourinho'nun oturmasını çok isterdim. Hayır ama. Ya bilmiyorum canım. Gerçekten hiç aklıma gelmiyor. Ben hiç öyle bilmiyorum ya. Yani hani böyle şarkıcı falan desen, oyuncu desen, yani bir sürü isim geliyor aklıma ama hiç böyle Allah'ım çok hayranım dediğim biri yok ama çok fazla sevdiğim şarkıcı, oyuncu var. Ama yani fanıyım dediğim yok. Ama çok severek dinlediğim ve izlediğim isimler Anladım. var. Tamam anladık. Gökhan şey mi oldu? Görüntü mü takıldı? Aynı replik devam ediyor. Ay geçebilir miyiz? Bu soru benim sorum değildi zaten. Geçtik. Dövmeniz var mı yoksa yaptırmayı düşünüyor musunuz? Bu Dövmem soyadı var. gerçek herhalde. Ha? Murat Galatasaray. Soyadı gerçek herhalde. Dövmem var. Var hatta bir sürü var. Ama yaptığım iş dolayısıyla böyle çok belirgin yerlerim de yok aslında. O mesela bak böyle mesela parmağımda bile var yani böyle ufak tefek dövmeler. Ayak bileğimde var köpek pasileri falan. Olsun bileğimin arkasında var, sırtımda var. Sonra var ya vallahi var. Aa, kulağımda var burada. Ki hep kendime sorarım yani Ceyla. Sen gidip de niye kulağına dövme Niye? yaptırırsın? Sen bile görmüyorsun ama dövmeyi. O kulaktaki dövmeyi kim görsün? Hangi Ve bu aklın saçlara canını sahip yakarsın? biri. Ya ben bile unutuyorum valla. Bak şu an gösteremeyeceğim. Ben bile unutuyorum bak kulağımda dövme olduğunu. O kadar yani. Bir gençlik Hani hatası diyelim. hayır bak görünmesin derken olayın artık boyutunu biraz kaçırmışım yani. Hani okey işim dolayısıyla görünmesin iyi de bunu kimse görmüyor yani. O kadar da değil. Var ya yani hatta daha yeni parmaklarımın üstüne yaptırdım. Ama şunu hesaplayamadım. Göstereyim bak şu an çok silikler zaten. Şunu hesaplayamadım. Bunları ben yaptırdım. Parmak dövmesi çok zordur Serkan. Çünkü elin sürekli suya girip çıktığı için çok çabuk silinir. Ve dövmeciler çok sevmez parmağa dövme yapmayı. Ve çok rötuş gerektirir. Ben bunları yaptırdım. Pandemide zaten yani sürekli elim dezenfektanın içinde, sürekli alkolün içinde ve bunlar çok hızlı silinmeye başlayınca ben de bıraktım. Pandeminin geçmesini bekliyorum. Çünkü yani üstüne yaptırsa yine ben o alkolü kullana 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 bunlar yine çok hızlı silinecek. Mesela bu 5 kere falan geçildi üstünden bunu. Duruyor şimdi ama o zamanlar tabii korona bilmiyorduk. Sen dövme kararı konusunda biraz stratejik hatalar yapıyorsun. İstiyorsan danışarak git. Ya kulak dönmesi çok komik gerçekten. Yani Evet. kendi kulağımı görmüyorum. Nerede kaldı kulak dönmesi? Geçen gün yayında böyle kulak arkası yapmışım. Ondan sonra rejiden mesaj gelmiş. Aa Ceyla kulağını ilk defa gördük diye. Yani ben bile görmüyorum ki zaten. Bak reji bile şaşmış Yani yani. bir de senin gibi böyle marka bir saça sahip birinin kulağa dövme yaptırması kulağa gerçekten ilginç geliyor. Güzeldi. Buyurunuz sorunuzu alalım. Ne doluymuşum Lütfen. ya ben bu soruyla alakalı. Bu soruyu bekliyormuşsun ya. Bir kristal küre geleceğinizle ilgili bir bilgi verecek olsa neyi öğrenmek isterdiniz? Hiç geleceğimle ilgili merak ettiğim bir şey yokmuş ya böyle önceden öğrenmek istediğim. Kendi geleceğimle ilgili. Yok yani. Yaşayarak görme,
taraftarıyım. Düşünüyorum, var mı 10 yıl sonra, 12, 11 yıl, 4 ay? Yok. Kendimle ilgili yok ama dünya ile ilgili çok var. Peki o zaman Serkan'ın sorusunu geçelim. Mesut Özil transferini nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel yorumluyorum. Yani gerçekten hayaldi, gerçek oldu Fenerbahçe taraftarı için tam anlamıyla bu. Son yıllarda ülkemize gelmiş en sansasyonel transfer. Ve en çok da sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl bir performans sergileyeceğini, takımla nasıl bir uyum içerisinde olacağını. Yani o kadar çok şey konuştu ki Mesut'la ilgili. Yani Mesut gelirse işte Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakın olur. İşte Mesut zaten çok kariyerli bir oyuncu. Çok iyi bir futbolcu, çok başarılı bir futbolcu. Ama yani sahada görmek çok istiyorum. Gerçekten yani Fenerbahçe takımında nasıl bir Mesut Özil izleyeceğiz? İnanılmaz merak ediyorum. Bir kez daha hayırlı olsun bu arada Fenerbahçe camiasına gerçekten. Ülkemiz adına da bu arada tabii ki böyle marka isimlerin gelmesi her zaman pazarlama için marka adına önemli diye düşünüyorum. Bütün Avrupa'da, Amerika'da bile Mesut manşet oldu. Tabii yani ben o geldiği akşam şeye bakmıştım Google'dan. Hindistan'da, Malezya'da, Pakistan'da filan Google'da en çok aranan kelimeler Fenerbahçe kelimeler. 5 kelime arasında biri Fenerbahçe. 320 bin kişi uçağı takip etmiş ya. Nasıl bir şey Serkan? Totalde 1 milyonu geçmiş ya görüntülenme sayısı. Bu normal yani. Mesut Özil az önce söylediğin gibi. Sadece bir futbolcu değil. Yani şeyde Kenya'da bir çoban çocuk 10 yaşında kırmızı tişörtün üstüne kalemle 10 Özil yazıyor, kendine forma yapıyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bunun etkisi çok büyük olur. Saha içinde de kendi o bize alıştırdığı futbolun yarısını oynasa bu 6 ayda zaten üst düzey bir performanstır. Çünkü o dünyanın en iyileri arasındaydı. Heyecan verici, müthiş heyecan verici. Çok heyecan verici. Gerçekten merakla bekliyoruz. Buyurunuz. Serkan'ın sorusuna. 9 numaralı sorumuz gelsin. Teknik direktör olsaydınız ilk yarıyı 5-0 geride kapatan takımınıza ikinci yarı için nasıl bir taktik verirdiniz? Yani beyler bundan daha geç. yok tam tersi. Zaten 5-0 olmuş. 5-0 yenilmeyle 7-0 yenilme, 8-0 yenilme arasında bir fark yok. Tadını çıkarın. İlk yarıda ne yapamadıysanız, içinizde kaldıysa, futbol hayatınızda neyi yapmak isteyip de korkudan yapamadıysanız buyurun saha sizin. Yapın şovunuzu ya. Eğlenin. Eğlencesine çıkın. Ne denir ki ilk yarı 5-0 olmuş zaten. Ay ben çok cıvıttım bugün ya. Niye böyle oldu? Ben de yedek kulübesinde telefondan böyle Twitter'a falan girerdim böyle. YouTube'dan falan şey izlerdim böyle. Kafalar kışkırtma falan izlerdim. Maça bile bakmadım. Peki. Kendi sorumu alıyorum. Kaossuz bir Türk futbolu hayal edebiliyor musunuz? Hayal, edemedim. Hayal. Zaten ancak hayal ederim. Sadece hayal ederiz. Çekildi değil mi? Kesildi. Yok. Kesilmedi mi? Ben gitmedim mi görüntüden? Telefonum çaldı. Yok burada. Yok sadece şöyle oldu. Hayal edemiyoruz. Kesildi değil mi? Böyle oldu sadece. Ama telefonum çaldı. Tamam bir daha okuyorum. Kaossuz bir Türk futbolu hayal edebiliyor musunuz? Hayal. Edemiyorum. Ben de pardon Flash TV açık kalmış. Bu nasıl bir oyunculuk ya? Ben oyuncuyum demiyorum ki. Benim işim oyunculuk değil Allah Allah ya. Düşündüm bu ya. Bu kadar da değil ya. Peki. Düşünmek de bir yasak. Bak gözüm akıyor ya. Of. Edemiyoruz efendim. 11. soruya geçelim. Ay. Zlatan İbrahimovic 1999 yılından bu yana her sene gol atıyor. Bu başarının sırrı sizce ne olabilir? Yani birçok alandaki
Sırla aynı. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Brahim Diaz diye bir futbolcu var Milan'da. O bir gün fitness salonunda çalışırken kendisine hazırlanan listeyi tamamlamış. Ondan sonra da hadi demiş, iş bitti artık, süre doldu, ben gidiyorum. İbrahimovic de aynı salonda çalışıyor. Diaz'ın gittiğini görünce, bu arada Diaz'ın babası İbrahimovic'le aynı yaşta. Aradaki ilişkiyi de böyle belirtelim. Diaz'ı tutuyor, nereye gidiyorsun diyor. Benim idmanım bitti, gidiyorum artık diyor. Bitmez diyor. Futbolcunun çalışması bitmez. Geleceksin şimdi benimle diyor. İşte karın kası çalışacaksın. Ondan sonra şınav çekeceğiz. Ondan sonra mekik çekeceğiz. Ondan sonra barfix çekeceğiz. Ondan sonra bisiklet süreceğiz. Ondan sonra şut çalışacağız. Çocuk diyor ki, ya o gün anladım Zlatan İbrahimovic'in nasıl İbrahimovic olduğunu. En büyük sırrı bu. Bıkmadan çalışmak. Hayatın her alanında geçerli olan bir motto. Ben soru rica ediyorum o zaman. Karşınızdaki insanı tanımanıza olanak sağlayan bir davranış örneği verir misiniz? Yani bedava uçak bileti teklif etmek. Karşınızdaki insanı tanımanıza olanak sağlayan bir davranış örneği. Yani nasıl sence? Ne açıdan? Seni tanımamı sağlayacak senin bir hareketin mi? Olabilir. Burada bence asıl cevap vermemiz gereken sorunun tam olarak ne olduğu. Sanırım soru bu. Soru sorunun kendisi içinde gizli. Yani herhalde şu, hani bir insanı tanımanızı ne sağlar? Ha, bu insan şunu yaparsa tamam, gerçek yüzü ortaya çıktı gibi bir şey herhalde. Şöyle yanıtlasam, bir insanda ilk neye bakarsınız? Bir insanı sevmek için falan gibi. Öyle soruyu istediğimiz gibi çevirip cevap... Ben şöyle cevaplasam, Ronaldo mu Messi mi? Mesela bir insanı tanımak için Ronaldo mu Messi mi? Ama anlamadım, ne yapayım ya? O zaman şöyle yapalım. O zaman şöyle yapalım. Bu soruyu biz anlamadık. Bu soruyu biz anlamadık. Evet. İzleyicilerimiz... Açıklar mısınız? Yorumlara bu soruyu açıklayarak kendi cevaplarıyla beraber yazarsa bir sonraki bölümde bu soruyla başlayıp ha aslında böyleymiş diyerek videomuza açılış yapabiliriz. Ne dersin? Yani Flash TV önceleri yaptı. Açıklasın. Sorunun sahibi açıklasın. Sorularda kim kardeşim bu sorunun sahibi? Ha? Kim bu sorunun sahibi ortaya bırakmışsınız? Sorunun sahibi açıklar o zaman. Kısa sorularda isimleri gördük de açık, uzunlarda göremedik tabii. Bir de lütfen siz de yorumlara soru bırakın. Son derece keyifliydi değil mi Serkan? Öyleydi. Ağzına sağlık. İyi ki izleyicilerimizden istedik ya. Vallahi çok daha mantıklı oldu. Kardeşi de tabii ki çok güzel sorular soruyor. Bu nasıl bir... Bak. Potu, pot düşün, hayali bir pot. Hani böyle öyle kırmadın. Böyle yumrukladın yani. Pot değil ya. Gökhan, bak, Gökhan ben olsam gerçekten şu anda yayından alırım. Bir şey söyleyeceğim. Sevgili Kerimcan, bize her zaman çok güzel sorular soruyor. Ama izleyicilerimizi dahil etmek açısından çok daha güzel oldu dedim ben. Ama cümlemi tamamlattırmadığın için al sana algı operasyonu. Neyse ben rastgeleyi kapatıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Rastgele. Bu Gökhan'a sesleniyorum ve kurgu ve montaj ekibimize. Ceyla Büyükuzu'nun telefonu çalınca yayının kesildiğini zannettiği o anları görmek istiyorum. Hatta mümkünse teaser yapalım. Ya hep bunu saçmalamayın ya. Gökhan'a gel. Lütfen. Gerçekten gitti zannettim. Çünkü Zoom görüşmelerine falan kapanıyor ya. Bir de babam aradı. Sana da saygılar. Evet. Neyse. Çok teşekkür ediyoruz rastgele seyrettiğiniz için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.